Ulusal Kanal ekranlarından mutlu akşamlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 17'yi gösteriyor ve akşama doğru başlıyor. Sayın seyirciler, Anadolu'nun İstanbul'a açılan kapısı tarihi Haydarpaşa Garı'nda salı gecesi trenler son kez düdük çaldı. AKP Haydarpaşa port hedefine bir adım daha yaklaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde kabul edilen ve askıda bekleyen projeyle Haydarpaşa milyar dolarlık oteller bölgesine dönüştürülecek. 100 yılı aşkın süredir İstanbul ve Anadolu'yu birbirine bağlayan demir ağlarda, yani Haydarpaşa Garı'nda trenler son düdüğünü çaldı. Akıllarda ise geriye Haydarpaşa'ya ne olacak sorusu kaldı. Haydarpaşa'da son düdüğü çaldıran adım görünüşte hızlı tren çalışması. Haydarpaşa'yı yok edecek asıl darbe ise AKP'nin gündeme getirdiği Haydarpaşa port projesi. Otel mi olacak diye çok tartışılan tarihi gar binası plana göre kültürel tesis ve turizm konaklama alanı olarak ayrıldı. Haydarpaşa Port'a konaklama alanı olarak gösterilen yerler otel olacak. Yani Haydarpaşa Garı tarihi olacak. Yolcu limanı olarak gösterilen bu bölge ise Uluslararası Kurveziyer Limanı olduktan sonra yurttaşların kullanımına tamamen kapatılacak. Haydarpaşa Port projesinde zaman içinde bazı değişiklikler oldu. Plana uygun proje hazırlandığında 1 milyon metrekarelik Haydarpaşa Port'ta Harem Otogarı'ndan Kadıköy Moda'ya olan dev bir kısım turizm ve ticaret merkezi haline getiriliyor. Haydarpaşa'ya yeni bir kurveziyer limanının yanı sıra toplam 4 dini tesis yapılması planlanıyor. Evet sayın seyirciler, Anadolu'nun İstanbul'a açılan kapısı tarihi Haydarpaşa Garı'nda son tren düdüğü geçtiğimiz salı gecesi çaldı dedik ve AKP'nin Haydarpaşa port hedefine bir adım daha yaklaşıldığını söyledik. Peki bundan sonra Haydarpaşa Garı ne olacak? Mimarlar Odası Genel Başkanı Sayın Eyüp Muhçu stüdyo konuğumuz, ayrıntılarını konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Muhçu. Hoş bulduk. Evet efendim, hemen soralım. Haydarpaşa Garı'nın hızlı tren projesiyle 2 yıl boyunca Anadolu'ya yapılan tren seferlerine kapatıldığı yönünde söylentiler vardı. Siz inanıyor musunuz efendim 2 yıl sonra garın tekrar hizmete açılacağına? Haydarpaşa Garı'nın fonksiyonunun değiştirilmesi, hı hı, ve otel yapılmasıyla ilgili yoğun girişimler var. Evet. Şimdi bu girişimler karşısında Kadıköylüler, İstanbullular demokratik haklarını kullanarak yoğun bir tepki gösterdiler. Evet. Geçen yıllar içerisinde. Hı hı. Şimdi bu tepkiyi ortadan kaldırmak için bile bile halkın gözüne baka baka halk yanıltılıyor. Evet. Daha farklı, daha açıkçasını söylemiyorum ama halk yanıltılıyor. Çünkü burada amaç bölgede bir rant projesi oluşturulmasıdır. Evet. Haydarpaşa Garı kıyı alanı limanının içinde olduğu, hı hı, Harem'den Moda Burnu'na kadar olan o bölgede kamusal alan içerisinde uluslararası ve yerli ortakları olan bir rant projesinin gündeme getirilmesi söz konusu. Bu bağlamda Haydarpaşa Tren Garı'nın bu rant projesinin otel, müze ve kültür alanı olarak projenin bir parçası haline getirilmesi söz konusu. Dolayısıyla burada Haydarpaşa Tren Garı yine çalışacak. Evet. Bazı fonksiyonları devam edecek denmesi yanlıştır, yanıltıcıdır. Hı hı. Bundaki amaç projeyi meşrulaştırmak, halkın, İstanbulluların tepkisini ortadan kaldırmaktır. Yani 2 yıl sonra Haydarpaşa Garı'nın tekrar açılmasının söz konusu olamayacağı görüşündesiniz. Doğru anladık, öyle değil mi? Aslında yapılmak istenen bu. Hı hı. Yapılmak istenen budur. Trenlerin 2 yıl gelmemesinin aslında maddi bir nedeni yok. Evet. Çünkü bu tür çalışmalar dünyanın başka kentlerinde yapılmıştır. Tren yolu, hatlar üzerindeki çalışmalar yapılırken trenlerin çalışmaları kesintiye uğramadan Marmaray projesi yapılabilir, inşa edilebilir. Fakat bugün halkın talepleri, halkın ulaşım ihtiyaçları, hı hı, ucuz ulaşım ihtiyaçları göz ardı edilerek, yok sayılarak ne yapılıyor? Trenler 30 ayı aşkın bir süre için ulaşımdan kaldırılıyor. Evet. Bu şudur: Haydarpaşa ve tren hatlarının unutturulmasını sağlamak, hı hı, ve daha sonra Haydarpaşa Garı'ndaki öngördükleri otel ve rant projesinin dönüşümünün artık kaçınılmaz olduğunu halka
daha kolay anlatacaklarını düşünüyorum. Tabii, ama yanılıyorlar. Böyle bir durumda halktan çok fazla, çok büyük tepkiler almayacaklarını düşünüyorlar belki, evet, de. Yani çünkü 2 yıldır zaten trensiz yaşamaya, Haydarpaşa'sız yaşamaya alıştırılmış durumdalar. Evet. Peki Haydarpaşa'nın kapatılması ile İstanbul'la Anadolu arasındaki ticari ve bunun dışındaki birçok ilişkiler nasıl etkilenecek? Biraz bunlardan da bahsedelim. Yani pek çok yolcu taşıyor. Evet. Uzun yıllardır Haydarpaşa Garı İstanbul'a, Anadolu'dan gelen birçok yolcuyu taşıyor. Ve ticari olarak da çok fazla işlevi söz konusu. Haydarpaşa Garı ve kamusal alanı sizin de dediğiniz gibi ülke açısından son derece önemli. Sadece İstanbul için değil, evet, Türkiye açısından son derece önemli ve hem ekonomik hem ulaşım hem de mimarlık açısından stratejik bir noktada bulunuyor. Evet. Ulaşım dediğinizde banliyö trenleri, şehirler arası trenler Haydarpaşa'ya ulaşıyor. Ve yurttaşların ucuz, düşük bedelle ulaşım olanaklarından yararlanmasını sağlıyor. Evet. Ayrıca yük trenleri nedeniyle bir ekonomiye katkısı da var. Trenler Haydarpaşa, evet, limanında buluşuyor, gemilerle buluşuyor ve Türkiye'deki yük taşımacılığına önemli katkı sağlıyor. Karayollarındaki yük taşımacılığının yarattığı sorunları biliyorsunuz. Trafik kazaları, evet, trafik tıkanmaları ve başka pek çok sorun gündeme geliyor. İşte Haydarpaşa'da tren yolu, gemi taşımacılığı nedeniyle bu yük özellikle önemli oranda karayollarından hafiflemesine neden oluyor. Şimdi bu ulaşım sistemi kaldırıldığında hem yurttaşlar daha pahalı, zor koşullarda ulaşım yapabilecek, hem de yük taşımacılığı açısından çok ciddi problemler olacak. Ayrıca sorunlar bunlarla da sınırlı değil. Asıl olarak Haydarpaşa Garı ve çevresi İstanbul'un kentsel dokusu, mimarisi, silüeti açısından önemli bir kent parçası. İstanbul dediğiniz zaman tarihi yarımada Boğaziçi ve onun bir devamı olan Haydarpaşa kıyısıyla birlikte İstanbul'u algılamak, anlamak mümkündür. Eğer İstanbul bugün dünya mirası listesinde yer alıyorsa bunun nedenlerinden, en önemli nedenlerinden birisi de Haydarpaşa Garı ve çevresidir. Bugün Haydarpaşa Garı'nda 100 yılı aşkın bir gar hizmeti sürdürülüyor. Bakınız, bu söz konusu projeler uygulandığında hem gar hem de çevresindeki tarihi binalar zarar görecek. Evet. Ne oldu geçmişte? Tüm bu özellikleri nedeniyle, tarihsel, doğal, peyzaj değerleri nedeniyle koruma kurulu bölgeyi tarihsel ve kentsel sit alanı ilan etti. Bununla birlikte koruma kurulu aslında şöyle dedi: uluslararası ve ulusal koruma hukuku ilkeleri çerçevesinde Haydarpaşa ve Garı çevresindeki tarihi binalar restore edilmeli. Evet. Buradaki işlevler, tarihi yapılar korunarak sürdürülmelidir dedi. Alınan kararlara baktığımızda tamamen koruma kurulunun kararlarına aykırı bir süreç söz konusu. Bu uygulandığında bölgedeki o mimari doku, tarihsel yapılar çok büyük zarar görecek. Haydarpaşa, evet, Garı bir rant projesinin müştemilatı haline dönüşecek. Halbuki Haydarpaşa Garı dediğimiz zaman işte mimari bir yapı olarak görkemli, evet, simgesel değeri olan bir yapı. Evet. Toplumsal bellek açısından baktığımız zaman insanların işte İstanbul'un Anadolu'ya açılan kapısı, evet, Anadolu'nun İstanbul'la buluştuğu bir nokta ve tüm bu değerler ortadan kaldırılmış olacak. Bir başka deyişle, buyurun, İstanbul'un dünya mirası listesine de bulunmasının nedenlerinden bir tanesi de ortadan kaldırılmış olacak. Evet. Peki tekrar döneceğiz ama Büyükşehir Belediyesi Kadir Topbaş'ın Haydarpaşa Garı'nın işlevini yitireceğine dair açık bir itirafı var. Bir haberimizde dilerseniz önce bunu izleyelim. Bunun üzerine tekrar konuşalım. Haydarpaşa Port Projesi'nin sayın seyirciler yakın bir gelecekte uygulanacağını belirten Topbaş, Haydarpaşa Garı'nın bundan böyle 2 yıl sonra ne açılacağını ne de tekrar Anadolu'ya bağlantı noktası olamayacağına dair bir itirafta bulundu. Gar binası halkın girişine tamamen kapanacak ve lüks bir otel ve iş merkezi olacak. Artık trenler mevcut Marmaray'ı kullanmak suretiyle kesintisiz geçecekler. Yani bir gar ihtiyacı kalmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, Haydarpaşa Garı'nın işlevinin tamamen ortadan kalktığını işte böyle itiraf etti. Topbaş'ın ağzından hızlı tren çalışmalarının bahane olduğunu duyduk.
Haydarpaşa'nın 2 yıl sonra açılmayacağını işittik. Marmara Rayı'dan sonra bugünkü gar fonksiyonunu bir miktar yitirmiş oluyor. Artık trenler mevcut Marmara Rayı'yı kullanmak suretiyle kesintisiz geçecekler. Yani bir gar ihtiyacı kalmayacak. Topbaş Haydarpaşa'nın ilgili nazım planlarının belediye meclisinden geçtiğini söyledi. İstanbul için eser kabul ettiğimiz önemli yapının yapı ve çevresiyle ilgili nazım plan çalışmaları yapıldı. Ve bu çalışmalar bizim belediye meclisimizden geçti. Bir böyle 5000'lik korunma amaçlı imar planı hazırlandı. Topbaş Haydarpaşa Port Projesi hayata geçtiğinde tarihi gar binasının işlevini yitireceğini itiraf etti. Kısmen belki bir konaklama fırsatı verebilecek şekilde değerlendirilmesi gibi bir fonksiyon düşünüldü. İtirazlar olmazsa, değişmezse ki bunları bir plan sürecinde itirazları da açıktır biliyorsunuz. Ona göre bu verilmiş olan plan düzenine göre gelecekte fonksiyonunu alacaktır. Daha çok kültürel, sanatsal aktiviteler merkezi ve bir konaklama ihtiyacını da karşılayacak bir değerlendirme yapılmış durumda. Evet sayın seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Haydarpaşa'nın gar işlevini yitireceğini açıkça ilan etmiş oldu. Bu konuşmasıyla, bu açıklamasıyla stüdyo konuğumuz Mimarlar Odası Genel Başkanı Sayın Eyüp Muhçu, sohbetimize devam ediyoruz. Evet, daha önce basına da bu şekilde yansımıştı. Bu Haydarpaşa'yı da içine alan yeni imar projesinde, yani Haydarpaşa Port dediğimiz bu projede bu bölgenin ticaret ve turizm alanı olarak kullanılacağı yönünde bilgiler vardı ve belediye başkanı da bunu açıkça itiraf etmiş oldu. Neler söyledi? Sayın Topbaş'ın açıklaması gerçekten ilginç ve şaşırtıcı. Hı hı. Çünkü daha düne kadar, evet, ben de şimdi izledim, hı hı, sayenizde. Daha düne kadar Sayın Topbaş gar fonksiyonunu sürdüreceğini söylüyordu. Evet. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi TCDD'nin öngördüğü çalışmalar yapıldı İstanbul'da. Hı hı. 2007, 2008, 2009 yılları içerisinde bir çalışma grubu oluşturuldu. Orada biz de vardık. Evet. O çalışma grubunun raporlarına bakılırsa gar fonksiyonunun sürdürülmesi, anıtsal yapının aslında uygun restore edilmesi, çevrenin buna göre düzenlenmesi öngörülüyordu bir. İkinci bir rapor daha yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve TCDD tarafından oluşturuldu. Yakın bir zamanda bir yıllık bir süreyle çalışma yaptı İstanbul Teknik Üniversitesi'nden akademisyenler ve o çalışmanın sonucunda yayınladıkları bir rapor var. Kendi sipariş ettikleri rapordur. Evet. Orada akademisyenler diyor ki Haydarpaşa Garı'nın tarihsel süreklilik ve işlevsel süreklilik ilkesi, hı hı, yönünde onarım ve restorasyonunun yapılması gerekir. Şunu demek istiyor, evet, akademisyenler. Kendileri bunu sipariş ettiler. Hı hı. Diyor ki burası gar olarak kalmalıdır. Buna göre de restore edilmelidir. Hatta Haydarpaşa Port Projesi'ni incelediğimiz zaman ekranda da arkadaşlarımız gösterecektir. Gerçi ne kadar net görünebilir bilemeyeceğim ama tarihi garın giriş katının da demir yolu işletmesi olarak devam edeceği yönünde bir görüntü var. Bu projeyi incelediğimiz de ama bu yönde de bir açıklama var. Bu da bir çelişki aslında. Şimdi bu görüntü sahte. Bu, hı hı, görüntü halkı oyalamak, yanıltmak, açıkçası kandırmak için konmuş. Evet. Şimdi gerçeği Topbaş, Sayın Topbaş biraz önce açıkladı. Evet. Aslında gar olacak denerek halkın tepkisini ortadan kaldırmak istiyorlar. Halkı kandırmak istiyorlar. Sayın Topbaş bir an tabii ki dürüstçe açıklığı, gerçeği söyledi. Evet. Biz bunu kaç yıldır söylüyoruz. Fakat bize hem Sayın Topbaş hem Ulaştırma Bakanı hem TCDD Genel Müdürü tam tersini söylüyorlardı. Hı hı. Gar fonksiyonu devam edecek diyordu. İşte Topbaş gerçeği açıkladı. Bu anlamda kutluyorum. Ancak tabii ki bir mimar ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir başkanı olarak kentin değerlerine sahip çıkmadığı için de acımasızca eleştirmek gerekir kendisini. Evet. Burada açıkçası ciddi bir rant söz konusudur. Hı-hı. Bu rant söylendiği gibi 1 milyon metrekarelik bir inşaat değildir. Evet. Bu rant 3 milyon metrekareye aşkın bir inşaatın yapılması anlamına gelmektedir. Yani bunu daha net açıklayacak olursak Sayın Muhçu, hangi bölgeleri içine alıyor? Harem'den Moda Burnu'na kadar olan o bölgeyi içine alıyor. Kıyıdan, evet, içeride Natulis'e kadar olan yine o bölgeyi, hı hı, içerisine alıyor. Burada pek çok oldukça geniş bir oldukça alan. Oldukça geniş bir alan. Bu alanda mutlak yapı yasağı olan bölgeler var. Hı hı. Korunması gereken kültür mirası var. Evet. İşte liman var. Evet. Tren hatları var.
İşte bunların hepsinin ortadan kaldırılması söz konusu. Aslında uluslararası bir rant projesi söz konusudur. AKP hükümeti 2012 yatırım programı içerisinde en büyük özelleştirme olarak Haydarpaşa port projesini öngörmektedir. 2012 içerisinde ne yapıp Haydarpaşa kamusal alanını küresel sermaye gruplarına satacağını taahhüt altına almıştır. Girin bugün hükümetin web sitesinde bunu görebilirsiniz incelediğiniz zaman. Evet. Dolayısıyla hiçbir şey tesadüf değil. Burada Kruvaziye Liman'ın bağlantısı olarak ticaret, turizm, yönetim mekanları söz konusu olacak. Tüm bu mekanların pazarlanması ve oluşturulması söz konusu olacak. Burada plan üzerinde 1 milyon metrekare bir mekan söz konusu gibi gözükse dahi evet. aslında incelediğimiz zaman mevcut ilave imar yönetmelikleri, imar plan notları vesaire dikkate alındığında burada 3 milyon metrekarenin üzerinde bir yapılaşma öngörülüyor ki bu bölgenin yok edilmesi anlamına gelmektedir. Evet. Ayrıca Haydarpaşa garını aşmayacak binalar denmektedir. Hı hı. Fakat nasıl ki tren garı gar olarak fonksiyonunu sürdürecek denirken bugün gelinen aşamada artık gar olarak hizmet görmeyecektir deniyorsa yarın da Haydarpaşa gar binasını geçmeyecek denen bina yükseklikleriyle ilgili aynı şey söylenecektir. Denecektir ki ihtiyaç olarak biz gökdelenlerde yapıyoruz denecektir ya da yüksek binalar yapıyoruz denecektir. Dolayısıyla burada toplum kamu yönetimlerinin ne yazık ki açıklamalarına itibar etmemelidir. Evet. Bunlar gerçek dışıdır. Hı hı. Halkı yanıltmak amacıyla ve bir rant sömürü projesini meşru göstermek amacıyla, gerçekleştirmek amacıyla söylenmektedirler. Bunun yeterli verileri vardır. Çünkü burada açıkçası kendilerinin isteyip sipariş ettikleri iki tane rapor kendi öngörüleriyle çelişmektedir. Geçmişte yapılanlar Haydarpaşa garının unutturulması, yok ettirilmesi ve sizin daha önce sohbet konusu olarak söylediğiniz gibi Haydarpaşa garına göz konulması, evet. bunun satılması yönündedir. Bir yıl önce 28 Kasım tarihinde Haydarpaşa garı yandı. Evet. Yandı mı yakıldı mı tartışılıyor. Eğer bir mekan ihmal ediliyorsa ve bu mekanda kural dışı tadilatlar yapılıyorsa bundan 5 yıl önce yangından 4 yıl önce Cumhuriyet Savcılığına Haydarpaşa garında yanlış şeyler yapılıyor, Haydarpaşa garı tehdit altında diye suç duyurusunda bulunuyorsa ve bununla ilgili ciddi bir tahkikat yapılmıyorsa o zaman Haydarpaşa garındaki yangın bir ihmal sonucunda yanmıştır. Evet. Ya da bir ihmaller dizisine bağlı olarak da yakılmıştır denilebilir. Evet. Peki şimdi siz anlatırken aklıma bir nokta daha takıldı. Ulaştırma Bakanlığı'nın bir açıklaması vardı. Hızlı tren projesi sona evet. erdikten sonra son durak Söğütlü Çeşme olacak diye. Şimdi siz bu bölgeyi söyleyince Söğütlü Çeşme'nin de bu Haydarpaşa Port Projesi kapsamında içinde kalacağı anlaşılıyor. Bu nasıl bir çelişki? Bu nasıl olacak peki? Yani trenle ulaşım da mı kaldırılıyor? Ne yapılmaya çalışılıyor bu noktada? Şimdi bu da biraz karışık bir durum söz konusu. Sayın Topbaş'ın Haydarpaşa garı artık gar fonksiyonunu sürdürmeyecek evet. açıklamasından sonra evet. Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım ve Tecride'de Genel Müdürü Sayın Kahraman çıkıp Sayın Topbaş'ı tekzip etmeleri gerekiyor. Çünkü onlar tıpkı Sayın Topbaş'ın dün dediği gibi evet. Haydarpaşa binası gar olarak fonksiyonunu sürdürecek diyordular. Evet. Ya bugün Sayın Topbaş'ı tekzip edecekler değişti. Ya da Sayın Topbaş'ın dediğinin doğrultusunda açıklama yapacaklar. Bu açıkçası şudur. Evet. Kamu yönetimleri halkı kandırıyor. Dün başka şey söylüyordu, bugün başka şey söylüyor. Eğer Sayın Ulaştırma Bakanı dün dediğini gar fonksiyonunu sürdürecek dediğinin altında imzasını atıyorsa bugün Sayın Topbaş'ı tekzip etmek zorunda, halkı da rahatlatmak zorundadır. Şimdi hızlı tren konusunda yine İstanbul halkı, İstanbullular yanıltılıyor. Evet. Hızlı tren öncelikle Gebze'ye kadar gelecekti. Sonra yapılan başvurular neticesinde hızlı trenden İstanbullular yararlanmalıdır gibi bir taleplerimiz ve kimi kesimlerin taleplerine bağlı olarak Pendik'e kadar gelecek. Hızlı tren tüp geçişten geçip gitmeyecek. Söğütlü Çeşme'ye gelmeyecek.
Dolayısıyla hızlı tren konusunda da halkın açıkçası yanıltılmaması ve aydınlatılması gerekir. Burada hızlı tren ve devamındaki trenlerle tüp geçişten bir süreklilik olsa dahi, evet, banliyö trenleri Haydarpaşa Garı'na gelebilir. Haydarpaşa Garı'ndan vapurlarla birlikte yurttaşlarımız Marmara Denizi'nden, Boğaz'dan geçerek, evet, Avrupa yakasına, hı hı, geçebilirler. Burada ulaşımda süreklilik sağlanabilirler. Marmaray projesi Haydarpaşa Garı'nın gar fonksiyonunu yitirmesine neden olmaz. Evet. Ama Haydarpaşa Garı'nı otel yapmak istiyorsanız bunu bahane edersiniz. Tıpkı biraz önce Sayın Topbaş'ın yaptığı gibi. Burada trenleri ve Marmaray projesini bahane ederek Haydarpaşa Garı'nı ortadan kaldırmak istiyorlar. Şimdi bakınız, 30 ay süre içerisinde tren seferleri durdurulacak. Bu ilkel ve çağ dışı bir yaklaşımdır. Hı hı. Bugünkü teknolojiyle trenler durmadan Marmaray projesi ve hızlı tren projesi gerçekleştirilebilir. Eğer bunu yapamıyorsanız beceriksizsiniz. Eğer yapabilirseniz, buna rağmen yapmıyorsanız, o zaman halka saygısızlık yapıyorsunuz. Halkı kandırıyorsunuz. Dolayısıyla burada biz yöneticileri halka saygılı olmaya, hı hı, çağdaş teknolojilerden ve olanaklardan yararlanmaya çağırmamız gerekiyor. Şimdi tüm bunlara rağmen Haydarpaşa Garı ve çevresini yok edebilirler mi? Hızlı tren nedeniyle trenleri durdurdular. 1 Şubat tarihi itibariyle. Evet. Mart ayına kadar Gebze ile Haydarpaşa arasında banliyö trenleri çalışacak. Hı hı. Mart ayında tamamen kaldırmayı düşünüyorlar. Evet. Bu süre içerisinde İstanbullular Haydarpaşa Garı'na ve kamusal alanına sahip çıkabilirler. Bizler Mimarlar, evet, Odası olarak Haydarpaşa dayanışmasının bir bileşeniyiz. Geçmişte Haydarpaşa dayanışması örnek önemli bir demokratik haklarını kullandı. Dile getirdi. Etkinlikler yapıldı. Bundan sonrasında neler yapacaksınız? Bundan peki? Sonra da bu etkinlik ve eylemlere devam edilecek. Fakat 1 Şubat tarihinde trenler durdurulacağı akşam, gece, evet, Haydarpaşa Garı'nın bu anlamda bir demokratik hak olarak kullanılması Tecdide Genel Müdürlüğü'nden istenmiştir. Fakat ne yazık ki Tecdide Genel Müdürlüğü hava muhalefetini bahane ederek, hı hı, Haydarpaşa Garı'nda yurttaşların trenlerine sahip çıkmasına izin vermemiştir. Evet. Gelecek bir süre içerisinde muhtemelen Mart ayında Haydarpaşa dayanışması olarak etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Bir kampanya başlatıyoruz. Buyurun. Artık Haydarpaşa Garı'na ve trenlere İstanbullular ve bütün yurttaşlarımız sahip çıkacak bu etkinlikler çerçevesinde. Onun için bir oldu bitti başarıya ulaşmayacaktır. Bugün bir plan aracılığıyla, 1/5000 plan aracılığıyla Haydarpaşa bölgesinin yağmalanmasına, betonlaştırılmasına karar verilmiştir. Hı hı. Bu süre içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarihsel bir hata işlemiştir. Oy çokluğuyla AKP Belediye Meclisi üyelerinin oylarıyla bu karar onaylanmıştır. Ayrıca koruma kurulu, geçmişteki koruma kurulunun aldığı tarihsel sit kararını yok eden, kendi aldığı karara aykırı bir karar almıştır. Belediyesi yönetimi, evet, tarihsel bir hata işlemiştir. Ancak bu hatalar bu projenin uygulamasını sağlamayacaktır. İnanıyoruz ki tıpkı dünyadaki başka örneklerde olduğu gibi bu yağma, talan ve toplumsal belleği yok etme projesi yürürlükten kaldırılacaktır ve tarihin çöplüğüne atılacaktır. Bunun için bütün İstanbulluların duyarlılıklarını etkinliklere katılarak ortaya koymaları gerekir. Yine mimar meslektaşlarımızın, hı hı, mutlaka bu süre içerisinde İstanbul'un kültür, tarih ve mimarlık değerine sahip çıkan yönetim anlayışlarına destek vermesi gerekir. 19 Şubat tarihinde bu anlamda İstanbul'a sahip çıkma çabası içerisinde olan Mimar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde seçim olacak. Evet. Bu seçim süreci içerisinde mimar meslektaşlarımız İstanbul'a, İstanbul'un değerlerine sahip çıkan çağdaş demokratik toplumcu mimarların anlayışına, yönetimlerine tabii ki destek vermeye çağırıyoruz. Bunun karşısındaki yaklaşımlar İstanbul'un bu değerlerine sahip çıkamaz. Evet. Bu anlamda hem toplumumuza hem de meslektaşlarımıza önemli bir görev ve sorumluluk düşmektedir.
Evet. Peki Sayın Nuhçu, çok teşekkür ediyoruz biz katıldığınız için ve tüm bu bilgileri bizimle paylaştığınız için efendim. Son olarak, gerçi çok kısaca söz ettiniz ama Haydarpaşa Garı'nın kapatılmaması için yapılacak etkinlikler kapsamında belli bir etkinlik var mı şu an için? Oluşturulan bir hazırlık var mı? Yoksa önümüzdeki günlerde mi belirlenecek? Bir imza kampanyası için çalışmalar yapılıyor. Ayrıca Mart ayı içerisinde TCD'de Genel Müdürlüğü ile de görüşülerek Haydarpaşa Garı'nda etkinlik yapacağız. Bu etkinlikte müzik, söyleşi, folklor, açılış konuşmaları ve Haydarpaşa ile ilgili taleplerimizi dile getiren mümkünse bir sergi, sokak tiyatrosu gibi etkinlikler yapılacak. Evet. Bununla da kalmayacak. İstanbul'un farklı yerlerinde ve Türkiye'deki başka garlarda bu etkinliklerin duyurusu ve toplumun katılması için olanaklar sağlanacak. Yine aynı şekilde bu projeden vazgeçilmesi, yanlışların giderilmesi açısından Kültür Bakanlığı'na, yine de bakanlıklara, ilgili bakanlıklara müracaatlarımız olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerimiz olacak. Tabii ki tüm bunlara rağmen bu projeden, İstanbul'un silüet değerlerini ve bellek değerlerini yok eden bir projeden vazgeçilmek ise yargıda haklarımızı arayacağız. Haydarpaşa dayanışması bileşenleri, yüze yakın bileşeni var. Haydarpaşa dayanışması bileşenleri olarak yargıda hakkımızı arayacağız. İstanbulluların, yurttaşlarımızın haklarını aramaya devam edeceğiz. Yani Haydarpaşa'ya sahip çıkmaya devam edeceğiz diyorsunuz kısacası. Tabii ki bunu, bu süreçte sizin gibi çok değerli basın kuruluşlarının katkısına çok büyük ihtiyacımız var. Sizler sağ olun. Ulusal Kanal adına bu katkıyı veriyorsunuz. Her zaman bu toplumsal duyarlılıkların yanında oluyorsunuz. Bu desteğinizi de sürdüreceğinizin umudu ve morali içerisinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aynı anlayışın diğer basın kuruluşlarımız tarafından da gösterileceğine inanıyoruz. İnşallah efendim. Biz de çok teşekkür ediyoruz ayrıca katıldığınız için. Tekrar ediyorum, bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Evet sayın seyirciler, Mimarlar Odası Genel Başkanı Sayın Eyüp Muhçu stüdyo konuğumuzdu. Bundan sonra Haydarpaşa Garı'na neler olabileceği konusundaki görüşlerini ve bilgilerini bizimle paylaştı. Ve akşama doğru da diğer gelişmelerle devam edelim şimdi. Fransız parlamenterler Ermeni soykırımı yoktur diyenlere ceza öngören yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Ulusal Kanal 77 senatörün imzasıyla yapılan başvuruya ulaştı. Senatörler yasanın anayasa, ifade özgürlüğü, suç ve cezanın yasallığına aykırı olduğunu savundu. Fransa'da 77 senatör ve 65 milletvekili Ermeni soykırımını reddedenlere ceza öngören yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Senatörler yasanın Fransa anayasasına aykırı olduğu görüşünde. İşte 77 senatörün imza attığı iptal başvurusu. Anayasa Mahkememiz 1789 insan ve yurttaş hakları bildirisinin özgürlük kavramına bağlıdır. Bu da bir kimsenin düşüncesini kendi seçeceği en uygun terimlerle ifade etme özgürlüğüdür. Bu yasa demokrasinin en temel şartı olan ifade özgürlüğünü engellemektedir. 1915 Ermeni soykırımı ne bir uluslararası mahkeme ne de bir uluslararası konvansiyon tarafından tanımlanmıştır. Anayasanın 34. maddesi parlamentonun yetkilerini tanımlar. Bu yasa parlamento yetkilerini aşmaktadır. Yasa eğitim, araştırma ve basın özgürlüğünü engellemektedir. Yasa Ermeni soykırımının varlığını reddedenlere ceza vermeyi öngörüyor. Ancak hiçbir ulusal veya uluslararası mahkeme bu soykırımı net olarak tanımlamadı. Buradaki suç belirsizdir. Bu durumda açılan davalarda bir hakim bir yönde karar verirken diğeri aksi yönde karar verebilecek. Yurttaşların ceza yasası karşısında eşitliği ilkesi ortadan kalkacaktır. Sayın seyirciler, Hürriyet gazetesinde İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek hakkında yer alan gerçek dışı haber bugün düzeltildi. Gazetenin 30 Ocak günkü sayısında çıkan haberde Perinçek'in Türklüğü aşağıladığı gerekçesiyle Hrant Dink'i hedef aldığı öne sürülmüştü. Hürriyet gazetesi bugün haberle ilgili olarak Perinçek'ten gelen açıklamalara yer verdi. Ceza kanununa aykırı bir iş yapar, suç işlersen
O zaman benim hakkımda soruşturma açarsın. Hürriyet gazetesi 30 Ocak günlü haberinde Perinçek Türklüğü aşağıladığı gerekçesiyle Hrant Dink'e hedef aldığı ifadesi 3 ayrı yerde kullanılmıştı. Haber üzerine Doğu Perinçek, Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Enis Berberoğlu'na bir mektup yazdı. Azınlıklara karşı özel bir duyarlılığı olduğunu belirten İşçi Partisi lideri mektubunda şu ifadeleri kullandı. Üzülerek belirteyim ki haberin bu bölümü uydurmadır veya Ergenekon sürecinde psikolojik savaşla yaratılmak istenen imaja aldanarak yazılmıştır. Hrant Dink yaşarken veya öldürüldükten sonra onu hedef alan tek bir sözcüğüm gösterilemez. Yunan, Bulgar, Ermeni, Arap gibi ezilen milletlerle çekişme içine girmeyi hayatımın hiçbir döneminde yerinde bulmadım. Emperyalizme karşı 200 yıldır savaşan büyük bir millet olan Türklüğe de yakıştırmadım. Kanun tasarısı... İşçi Partisi lideri, İşçi Partisi örgütlerine de Dink'i eleştiren herhangi bir eyleme katılmamaları konusunda uyarıda bulunduğunun altını çizdi. Genel başkanı olduğum İşçi Partisi örgütlerine de Hrant Dink'i eleştiren herhangi bir eyleme katılmamaları konusunda talimat verdim. Dahası Hrant Dink cinayetinden önce onunla konuşmaları için basın alanındaki arkadaşlarıma öneride bulundum. Çünkü Malatya'da ve başka yerlerde emperyalizme hedef alan açıklamalarını öğrenmiştim. Bizzat eşim Şule Perinçek Hrant Dink'le uzun uzun telefonda görüştü. Yayınlanmak üzere söyleşiler yapılmasına fırsat kalmadan katledildi. Türkiye kamuoyunun... Perinçek, Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmenine gönderdiği mektubunda ellerimiz en başından beri Hrant Dink'i katleden örgütün yakasındadır ifadesini kullandı. Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra cinayetle ilgili bütün bulgulara İşçi Partisi olarak yaptığımız saptamaların izinden gidilerek ulaşılmıştır. Ellerimiz en başından beri Hrant Dink'i katleden örgütün yakasındadır. Bu mücadelenin önderiyiz. Biz milletimize hakaret ettirmeyiz. Doğu Perinçek, Berberoğlu'na mektubunda Ermeni soykırımı iddialarına karşı mücadelesine de yer verdi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki sürece atıf yaptı. Üyesi olmakla onur duyduğum Talat Paşa Komitesi'nin de Ermenileri hedef alan bir açıklama veya tavrı olmamıştır. İsviçre'de Winterhur'daki 23 Temmuz 2005 günlü savcılık sorgusunda 19 Eylül 2005 günü Lozan sorgu yargıcı Jacques Antenen'e verdiğim sorguda 2006 yılı Mart ayındaki Lozan yargılamasında ve Avrupa'daki konuşmalarımda Ermeni yurttaşlarımızı incitebilecek tek bir sözcüğüm yoktur, olamaz da. Toprak bütünlüğümüze! Hürriyet gazetesi bugünkü sayısında Zeynel Lüle imzasıyla çıkan haberde Perinçek'in düzeltmesinin bir bölümüne yer verdi ve ellerimiz Hrant'ın katillerinin yakasında cümlesini başlığa çıkardı. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek yeniden terfi etti. Akyürek, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Akyürek, Hrant Dink cinayetinde sorumluluğunu saptayan Başbakanlık Teftiş Kurulu raporunun ardından İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevinden alınmıştı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde önemli atamalara imza attı. Atamalarla Emniyet Genel Müdürlüğü'ndeki 4 dairenin başkanı değişti. Atamalarda en dikkat çeken isim, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na getirilen Ramazan Akyürek oldu. Akyürek, yeni görevinde doğrudan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar'a bağlı çalışacak. Emniyet Genel Müdürlüğü şemasına göre Teftiş Kurulu Başkanlığı teşkilatta çok önemli bir görev olarak gösteriliyor. Teşkilat şemasına göre kurulun başkanı Emniyet Genel Müdür Yardımcılarına denk bir konuma sahip oluyor. Akyürek, Hrant Dink cinayetinin ardından Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun hazırladığı raporda sorumlu olarak gösterilmişti. Akyürek, bu raporun ardından İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevinden alınmış ve Strateji Geliştirme Dairesi'ne uzman olarak atanmıştı. Eski İstanbul Valisi Erol Çakır tarafından siciline Fethullahçı notu düşülen Ramazan Akyürek, atamalarla bir kez daha aktif göreve getirildi. Atamalarla Trafik Denetleme ve Uygulama Daire Başkanı Yüksel Çelik, Trafik Planlama Destek Daire Başkanı Yılmaz Baştuğ, Strateji Daire Başkanı Halil İbrahim Yaylagül, Sağlık Daire Başkanı da Eyüp Kınacı oldu. Atamalarla yeni bir daire daha kuruldu.
özel güvenlik personelini denetlemekle görevli Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'na da Cemal Levent getirildi. Özel görevli Ankara Savcısı Kemal Çetin, 27 Nisan bildirisiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tüm Türkiye'den gelen şikayetler bu dosyada birleştirildi. Bizzat ben kaleme aldım diyen dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın da ifadesinin alınması bekleniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 27 Nisan bildirisiyle ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında tüm Türkiye'den bildiriyle ilgili şikayetler toplanarak Ankara'daki 2012'ye 317 numaralı soruşturma dosyasında birleştirildi. Özel görevli Ankara Savcısı Kemal Çetin'in yürüttüğü soruşturma kapsamında dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ve dönemin kuvvet komutanlarının da ifadesinin alınması bekleniyor. Büyükanıt bildiriyle ilgili olarak bizzat ben kaleme aldım açıklamasını yapmıştı. Soruşturmada Erkan Mumcu ve Mehmet Ağar'ın baskıya uğrayıp uğramadığı iddiaları da araştırılacak. İki isim de o dönemde 367 tartışmasıyla Cumhurbaşkanlığı seçimleri tartışmalarına katılmıştı. Filistinliler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'u ayakkabı, taş ve sopalarla karşıladı. Eylemciler, İsrail'in elindeki tutuklu Filistinlilerin aileleriyle görüşmeyen Ban Ki-moon'u protesto etti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Filistin Başbakanı Mahmut Abbas ve Hamas'la görüşmek için Filistin'e gitti. Ban Ki-moon burada beklemediği bir protestoyla karşılandı. Eylemciler, İsrail'in elindeki tutuklu Filistinlilerin aileleriyle bir araya gelmeyen Ban Ki-moon'u protesto etti. Gazze şeridinde toplanan onlarca Filistinli, Ban Ki-moon'un konvoyuna taş ve ayakkabı fırlattı. İsrail yanlılığı yeter yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, pankart sopalarıyla konvoydaki arabalara vurdu. Mısır'ın Port Said kentinde ev sahibi takım El Mısri ve El Ahli arasında oynanan futbol maçında taraftarlar arasında çıkan olaylarda 74 kişi öldü, 204 kişi yaralandı. Ülkede futbol ligi süresiz olarak iptal edildi. Mısır parlamentosu olağanüstü toplanma kararı aldı. Mısır tarihin en kanlı futbol maçına tanıklık etti. Port Said kentinde ev sahibi El Mısri takımının El Ehli'yi 3-1 yenmesinin ardından saha kana bulandı. İki takım taraftarları da sahaya akın etti. Futbolcular soyunma odalarına kaçtı. Taraftarlar birbirlerine girdi. Güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı olaylarda 74 kişi öldü, 204 kişi yaralandı. Mısır Sağlık Bakanlığı ölenlerin büyük kısmının darp, derin yaralanmalar ve izdihamda ezilme sonucu gerçekleştiğini bildirdi. Olaylarla ilgili savcılık soruşturma başlattı. Mısır parlamentosu seçimlerin ardından ilk kez olağanüstü toplanma kararı aldı. Ülkedeki tüm futbol karşılaşmaları süresiz olarak iptal edildi. Ligin iptali Kahire'deki taraftarların öfkesine neden oldu. Zemalek ve İsmailiye maçının iptal edilmesi üzerine taraftarlar polisle çatıştı. Öfkeli taraftarlar stadı ateşe verdi. Çıkan olaylarda yüzlerce kişi yaralandı. Futbol Federasyonu Baş Hukuk Müşaviri İlhan Helvacı, Mehmet Ali Aydınlar'ın yaptığı suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aydınlar'ın UEFA'dan gönderdiği yazıdan haberdar olduğunu anlatan Helvacı, açıklamayı zihinsel yorgunluğun bir parçası olarak değerlendirdi. Futbol Federasyonu'ndaki istifa depreminde suçlamaların hedefi olan Federasyon Hukuk Müşaviri İlhan Helvacı konuştu. Hürriyet gazetesinin haberine göre Helvacı, Aydınlar'ın UEFA ile yapılan tüm yazışmalardan haberdar olduğunu savundu. Helvacı, Aydınlar'a kırgın olduğunu söyledi. UEFA'nın cevap dilekçesiyle söz konusu bu rapor aynı anda ortaya çıktı. Yani Sayın Başkan'ın o rapordan o dönemde haberi vardı. Çünkü bu rapor Kornu'nun ek raporu. Başkanımız 30 Kasım'da toplantı yaptı. O basın açıklaması başkanımızın 3 Kasım tarihli bu dilekçeden haberdar olduğunu gösteriyor. Helvacı Aydınlar'ın yeni haberim oldu şeklindeki açıklamasını ise zihin yorgunluğu diye yorumladı. Zihinsel yorgunluğun bir parçası diye düşünüyorum. Yoksa bu konuda hukuk müşavirliğinin bir hantallığı ya da ataleti yok.
Aydınlarla yüz yüze görüşmediğini söyleyen helvacı, bizler de kırgın durumdayız. Belki telefonda kendisini incitici bir sistemde bulunabilirim diye beklemeyi tercih ettim dedi. İstifa etmeyi düşünmediğini vurgulayan helvacı, federasyonla sözleşmesinin olduğunu, gerekirse bunun feshedilebileceğini kaydetti. Meclise gönderilen toplu iş ilişkileri kanun tasarısına ilk tepki DİSK'ten geldi. Sayın seyirciler, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, tasarı DİSK'e yönelik bir tehdittir dedi. DİSK'in yetkisiz kalacağından, kapanacağından bahsediyorlar. DİSK kimsenin icazeti ile kurulmadı. DİSK meclise gönderilen toplu iş ilişkileri kanun tasarısını değerlendirdi. Bugün ikna olup sesini çıkarmayanlar için yarın çok geç olacaktır. Sendikaların üye sayılarına ilişkin istatistiklerin SGK verilerine göre açıklanması tartışmaya yol açtı. Buna bir de iş kolu barajının %3'e düşürülmesi eklenince DİSK'te yetkili sendika kalmayacak yorumları yapıldı. DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün bu yorumlara yanıt verdi. Bu kanun tasarısı aynı zamanda mücadele deneyimi ve geleneği ile güvencesiz çalışma koşullarına, işçi sınıfının kazanılmış haklarına kararlı bir biçimde sahip çıkan DİSK'e yönelik bir tehdit niteliği içermektedir. Sendikaların yetkisi örgütlü gücüdür. Örgütlü gücü barajlara sığdırmak isteyenler o barajların altında kalacaklardır. Tayfun Görgün, hazırlanan tasarıyla işçi sınıfına yönelik saldırılara karşı mücadelenin engellenmek istendiğini söyledi. Hem çalışma ve geçinme koşulları işçiler aleyhine bozulmak, hem de işçilerin bu sürece karşı mücadele olanakları tümüyle ellerinden alınmak istenmektedir bu yasa tasarısıyla. İstanbul'un Gazi Osmanpaşa ilçesine 3 gündür elektrik verilmiyor sayın seyirciler. Karakışın ortasında kesinti nedeniyle zor anlar yaşayan yurttaşlar kaloriferler yanmadığı için battaniye altında ısınmaya çalışıyor. Gözlerden kaçmayan bir başka nokta ise evlere elektrik verilmezken sokak lambalarının yanıyor olması. Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da hayatın felç olduğu bu dönemde Gazi Osmanpaşa'da 3 gündür elektrik ve su kesintisi yaşanıyor. Elektrik idaresini defalarca aradıklarını ancak muhatap bulamadıklarını belirten mahalle halkı battaniye altında ısınmaya çalıştıklarını ifade etti. Gece soğuktan ne yapacağımızı şaşırdık. Ne yapacağız bilmiyoruz. 3 tane battaniye asınca düşünmüyor yani. Yorgana sarılmış olarak oturuyoruz yani. O kadar soğuk ki insan dayanamıyor artık bu kış gününde. Gazi Osman Paşa'nın Yeni Doğan, Esentepe ve Yıldız Tabya mahallelerine elektrik verilemezken sokak lambalarının yanıyor olması da dikkat çekti. Akciğer kanseri olan ve solunum cihazına bağlı yaşayan Mahir Eker, elektrik kesintisinden en çok mağdur olanlardan biri. Yedek bataryalarla çalışan solunum cihazı bataryalar bittiğinde çalışmayacak. İnsan değeri, şuraya bak tüpler, makine çalışmıyor. Nasıl olacak bu iş? Koah, kanser çift taraflı ciğer. Artık o. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin internet sitesinde yer alan duyurudaysa Gazi Osmanpaşa ilçesi, Yeni Mahalle, Sarıgöl Mahallesi, Ordu Caddesi ve Kazım Karabekir mahallelerinde elektrik kesintileri olduğu belirtiliyor. Ancak Yeni Doğan, Esentepe ve Yıldız Tabya mahallelerindeki elektrik kesintileriyle ilgili herhangi bir duyuru yer almıyor. Aydınlık gazetesi Aralık ayında Türkiye'de en çok konuşulan gazete oldu. Sayın seyirciler, Mediaket ve Ajans Press'in birlikte hazırladığı araştırmaya göre Aydınlık 390 haberle yazılı basının zirvesine oturdu. Mediaket, Ajans Press işbirliğiyle aylık olarak yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Televizyonda en çok konuşulan gazetelerin konu edildiği araştırmada Aydınlık gazetesi yazılı basının zirvesine oturdu. Aralık ayındaki haberleri kapsayan araştırmada 15 gazetenin televizyonlara konu edilen haberleri gün gün takip edildi. Aydınlık gazetesi 390 kere televizyon ekranlarına yansıdı. Aydınlığı 229 haberle Taraf gazetesi, 168 haberle Hürriyet takip etti. Radikal ise son sırada kaldı. Basında en çok konuşulan gazetelerde ise Hürriyet birinci sırayı aldı. Aynı araştırmada basında en çok konuşulan dergi Kapital olurken basında en çok yer alan televizyon kanalı TRT oldu.
Bu haberimizle birlikte programımızı burada noktalıyoruz. Sayın seyirciler, yarın saatler 17'yi gösterdiğinde akşama doğru güzel haberlerle birlikte olmayı diliyoruz. Hoşçakalın.